Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri. Vahlulukta temin lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden devam ediyoruz. 10. sözde de 2. surete kadar geldik. Daha başlardayız. Bulunduğumuz yer söz basıma göre, söz basım külliyata göre 84. sayfa. Haşir Risalesi yani 10. söz ne hakkında dersek ismi zaten üzerinde Haşir Risalesi. Başlığının hemen altında, 10. söz başlığının hemen altında Haşir bahsi yazıyor. Nur talebeler arasında meşhur bir risale, konusu itibariyle, içeriği itibariyle, öğrettikleri itibariyle hemen her nur talebesinin aşina olduğu bir risale ve hemen hatırlayacağı bir risale. İşte bunun gibi belli başlı birkaç risale var. Belki her nur talebesinin aklında tutabildiği. Onun dışındaki risaleler biraz daha belki onlara düşkünlüğümüze göre hafızamızda kalıyor. Ama bunlar mesela Mucizat-ı Ahmediye, Mucizat-ı Kur'aniye, 10. söz gibi risaleler herhalde her nur talebesinin hafızasındadır konusuyla, içeriğiyle, az çok söyledikleriyle yani. 10. söz Haşir hakkında dedik ama burada şöyle bir tefsir okumayacağız. İşte haşir hakkındaki ayetler şunlardır, bu ayetlerin söyledikleri de şunlardır gibi ayet bazlı bir izah okumayacağız. Ya ne okuyacağız? Baştan bir ayetin bakış açısını alacağız yanımıza, yamacımıza, omuzlarımıza, başımızın üstüne, gözümüzün üstüne, kulağımızın üstüne, tefekkürümüzün üstüne, aklımızın üstüne alacağız o ayeti. Onun balıyla ballanıp dilimizi onun tadına alıştırıp o kokuyu etrafımızda arayacağız. O şekeri etrafımızda arayacağız. O açıyı, o görüşü, o güzelliği etrafımızda arayacağız. İşte o ayet de hemen 10. sözün başındaki şu ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arza ba'de mevtiha. İnne zâlike lemuhyil mevta ve huve alâ külli şeyin kadir. Rum suresinin 50. ayeti bu. Tekrar okuyayım. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil arza ba'de mevtihe. İnne zâlike lemuhyil mevte ve huve alâ külli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle Rum suresinin 50. ayetinin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bu bizim formülümüz ya da şöyle diyelim Asa-i Musa'mız aleyhisselam vurduğumuz her yerden bize su çıkaracak. Bu bakış açısını, bu görüş açısını, bu tefekkür açısını, bu yaşam açısını kuşanabilirsek İlerlediğimiz her yerde bize haşir kendini gösterecek. Daha bu dünyadayken, daha bu dünyanın şartlarını soluklarken yeniden dirilme hakikatinin aslında hayatımızın bir parçası olduğunu, aslında her anımızda bir parça onu yaşadığımızı, müşahede ettiğimizi, çok nasıl diyelim delilini, olabilirliğini gösteren çok emareyi yaşadığımızı, solukladığımızı göreceğiz inşallah. Ayet-i Kerime daha meal düzeyinde onunla muhatap olduğumuzda bize ne söylüyor? Bahar diye bir şey var arkadaş. Sen bunun ne olduğunu unutma. Ya da ne gördüğünü iyi fark et, iyi derk et. Sen baharın ne olduğunu farkında mısın? Ayet-i Kerime önce bize bunu şey yapıyor. Tekrar hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de incirden, zeytinden, hatta işte deveden, sivrisinekten bahisler var. Kur'an neden böyle şeylerden bize bahsediyor? Çünkü onlar adi şeyler değiller. Onları adi görmek bizim bakış açısı hatamız, bizim tefekkür hatamız,
Bizim ne diyelim dar kapasitemizden kaynaklanan bir durum bu. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu küçük bir kap. Küçüklüğünden dolayı da ne diyelim işte bir kuyu suyunu alırken ya da bir litre suyu başka bir kaba aktarırken eğer kabınız bir bardaksa mecburen o bardağı işte 6 kere 7 kere o sürahi ne kadar su alıyorsa doldurup o bardakla aktarmak zorundasınız. Ve her defasında tekrar boşalıp tekrar dolmak zorundasınız. Bu bardağın kapasitesinin sınırlılığından kaynaklanan bir şey. Bardak sürahiden suyu başka bir sürahiye veya başka bir kaba ancak bu şekilde aktarabilir. İnsanoğlu da böyle. İnsanoğlu dar kapasiteli. Bu nedenle bazı şeyleri arkasında bırakmak zorunda kalıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunu ya unutarak yapıyor, yani arkada bırakmanın bir yolu unutmaktır, ya da sıradanlaştırarak yapıyor. Yani önemsiz kılarak, arkaya atarak. Diyelim hafızanın katmanları var. Bir katmanı var hafızanın. En önemliler. İlk kullanılacaklar. Hemen hatırlanacaklar. Mutlaka olması gerekenler orada duruyor. Bir katmanı daha var. Ya burası lüzum olur mu olmaz mı ama oraya serdim bir şeyler de orada var. Şuur altı veya hafıza altı diyelim ona da. Öyle bir alem var. Şimdi hafıza altı biraz daha geniş. Ama tahatturu daha böyle zor. Çağrışım göndermesi şeyi daha az. Dinamik akla, dinamik şuura katkısı daha gölgeli bir alan. İnsanoğlu o ana hafızada hemen çağrılanlar, hep akılda olanlar, dikkat üzerlerinde gezinenler, onlardan eleme yaparak oradaki yeri açmaya çalışıyor, oradaki dar alanı çoğaltmaya çalışıyor ve bir kısmını arkaya atıyor. Bunu nasıl yapıyor? İşte bunu onu adileştirerek, sıradanlaştırarak yapıyor. Bir ölçüde aczinin ifadesi bu yani. Aczin bir tezahürü. Biz her şeyi her an hafızamızda, dikkatimizde tam bir şuurla aklımızda tutamıyoruz. Bazı şeyler arkaya kayıyor ister istemez. Ama burada arkaya kayanlar önemsizdir şeyi olmamalı bizde. İşte bunu da Kur'an-ı Kerim tedavi ediyor. Kur'an kendisi hakkında ne buyuruyor? Hidayet ve şifadır. İşte hem hidayeti hem şifası. Bize o sivrisinekteki, o devedeki veya işte incirdeki, zeytindeki, üzerine yemin ettiği her şeydeki mesela Kur'an'ın yeminleri dikkat çekmek içindir biraz da. Cenab-ı Hak diyor ki bak onu sen adileştiriyorsun, arka plana atıyorsun ama o çok büyük bir mucize. Onu öyle düşünmeyi, öyle görmeyi unutma. Onlardaki harikalara uyanık olsun dikkatin. Tetikte bekle. Açılacak onların sırları. Belki sana nasip olacak. Belki bugün olacak, belki yarın olacak. Ama sen açlığını unutma. Kur'an'daki böyle adiyatın zikrinde, bize göre adiyat olanın zikrinde aslında mucizenin zikri var. Dikkatimizi çekme var. O eserdeki harikalığı hatırlatma var. Evet, Cenab-ı Hakk'ın mümin kulları da yine ayetin ifadesiyle öyle bir örnek önlerine geldiği zaman mesela sivrisinekten bahsediyor ayet. Münafıklar, kafirler mesela ya bunlar ne anlatılmak istiyor yani Allah sivrisineği niye örnek verdi ya falan filan böyle takılırlar diyor buna. Çünkü onu adi gördüler ya onu kategorize ettiler koydular rafa. Şimdi Allah onlara o rafları tekrar sildirttiği, oynattığı dosyalarla haşır neşir ettiği için rahatsız oluyorlar. Onlar için alem tamamlanmıştı. Ama müminler ondaki hikmeti anlarlar. Allah'ın bir ayeti olduğunu, kendilerine bir şey öğretildiğini, bir hakikat bildirildiğini anlarlar, hissederler, takdir ederler. Ayet-i kerimeler bize bunu haber veriyorlar. Yani Kur'an'ın bir fonksiyonu da o sıradan sandığımız şeylerin sıradan olmadığını bize öğretmek, hatırlatmak, uyandırmak. Evet, işte dediğimiz gibi bahar da bunlardan birisi. Her sene görüyoruz baharı, seviniyoruz da. İşte ağaçlar yeşilleniyor, çiçekleniyor, canlılar börtü böcek ortaya çıkıyor, havalar ısınıyor falan filan. İnsanlar cıvıldamaya başlıyor, kuşlar cıvıldamaya başlıyor. İşte ne bileyim türlü hayvan hepsi şenliğini yapmaya başlıyor. Bir bayram gibi yani varlık için bahar. Da ya bahar da tam olarak ne oluyor sen farkında mısın? Yani
çiçekler açsın, böcekler ötsün, bu kadar senin açından bu kadar, ama aslında baharda ne oluyor? Yani kendi şenliğini, sevincini, baharın mihengi tutma sadece. Bir baharda ne olduğuna bak. İşte meal düzeyinde bile ayetin bizi hatırlattı. Bak Allah'ın rahmet eserlerine. Şüphe mi ettin? Allah'ın rahmetinden bir şüphe mi var? Bir sınır mı çizdin ona? O zaman bak Allah'ın rahmet eserlerine. Şüphen varsa bak eserlerine. Bir mesela eseri, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Yani şuradaki rahmete bakar mısın? Gidenlerin hepsi geri geldi. Onlara ne büyük rahmet oldu. Çünkü varlığı tatmışlardı. Yokluğun acısını daha çok çekerler artık. Öyle yani, varlığı bir kere tatmış olmak, yokluğu daha şiddetli hissetmek, hatta yokluğu hissetmek zaten varlığı tatmış olmakla ilgili. Varlığa çıkmayanın yokluk acısı olmaz ki. Mesela işte atıyorum, bir adam bundan 500 yıl önce, işte hep bu örneği veriyorum ama işte aklıma ilk gelen de bu. Ferrari kullanmak diye bir şey bilmiyor, Ferrari diye bir şey de bilmiyor, motorlu araba da görmemiş. Adamın böyle bir yoksunluğu olamaz çünkü varlığını bilmiyor. Veya işte bugünlerde imrendiğimiz şeylerin hepsini düşünelim. iPhone bilmem kaç. Veya işte başka bir marka telefon, başka bir bilgisayar, başka bir teknolojik ürün, ev, işte ne diyelim, bahçe, manzara, tatil, şu bu, ne varsa yani aklınıza gelen böyle dünyevi. Şimdi bunlar bizim için yoksunluk çünkü varlıklarıyla tanıştırılıyoruz. Nasıl? Bizzat yaşayarak mı? Hayır, mesela medya bizi tanıştırıyor varlıklarıyla. Sosyal medya bizi tanıştırıyor varlıklarıyla. Sinema, tiyatro, edebiyat, bunlar tanıştırıyor varlıklarıyla. Biz aslında tecrübe etmediğimiz bir varlığın dahi yoksunuyuz. Bu manipülasyon yüzünden. Bu bir manipülasyon aslında. Yani açlıklarımız uyandırılıyor ahir zamanda. Çok fazla açlığımız uyandırılmış durumda. Yani Ahmet diye bir beşerin bundan işte diyorum ya, binlerce yıl boyunca böyle bir açlığı yoktu. Ya Ferrari diye bir araba var. Üf, ne araba ya, binsek falan bir sürsek. Ne hız yapıyor abi, işte 300'e çıkıyor falan. Böyle bir şeyim yoktu benim. Ademiyetin de böyle bir açlığı yoktu. Ama artık var. Çünkü haberdar edildi. Veya işte uçmak veya ne bileyim işte denizde sörf yapmak bilmem ne, şu bu, atıyorum bir sürü şey doldurabilirsiniz içine yani. Bunların hepsi artık birer ihtiyaç olarak bize dahil edildi ve bunların yoksunluğunu tadıyoruz. Biz böyleyiz, bizim halimiz böyle. O ahir zaman mevzusu ayrı bir şey. Yani bu zamanda nefislerin çok fazla yoksunluğa, çok fazla açlığa uyandırılmış olması, çok fazla yaralanmış olması, bu yüzden yaralarıyla daha fazla meşgul olması, ahir zaman insanın nefsine çok kapılmış olması, bunlar ayrı bir konu. Belki üzerine konuşmak lazım. Başka bir derste belki mevzusu olursa bunu da konuşuruz. Ama yine şeye dönersek, bağlamımıza, varlık yokluk meselesine. Şimdi ölümünün ardından diriltilmek rahmettir. Neden? Çünkü sen varlığı gördün. Gördün ve öldün. Öldün ama bu yoksunluk oldu. Şimdi ben yaşamak nedir? Tattım bu dünyada. Ve öldüm. Ben artık bundan yoksunum. Eğer Cenab-ı Hak beni hiç yaratmamış olsaydı, bu bende bir yoksunluk olmayacaktı. Çünkü varlığı bilmiyor olacaktım ben zaten. Ama öldüm, bak, bende bir acı hasıl oldu, yokluk hasıl oldu. Tekrar diriliyor. Bahardaki varlıkları düşünelim. Ya Allah mecbur mu bunları diriltmeye? Yok, gitmişlerken gitmişler yani. Onların Cenab-ı Hakk'ı tekrar mecbur edecek bir kuvveti var mı? İşte 14. Leman'ın 2. makamında, 1. sözün hemen ardından okuduğumuz metinde bu çok nazarımıza verildi. Rahmet bir şefaatçidir. Aczimiz, fakrımız da onun kapısına gideriz. Cenab-ı Hak da o rahmetini şefaatçi yaparak bize lütfeder. Yoksa başka bir şeyle bizim Cenab-ı Hakk'ı böyle bir yaratışa, tasarrufa, ilim, irade, kudret icraatına itmemiz mümkün değil, haşa, zaten itmiyoruz, o lütfediyor.
lütfedişi de rahmetinden, onun kemalinden, cömertliğinden, zenginliğinden, yani sayın sayabildiğiniz kadar kusurlardan, münezzehiyetinden verdi, tattırdı, geri aldı. Bize bir yoksunluk kaldı. Cenab-ı Hakk'ı biz bundan tenzih ediyoruz. Bize onun varlığını da verecek inşallah. Bu da mesela tenzihle bağlanmış hali diye düşünelim. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Varlığa, yokluğa gittikten sonra tekrar varlığı geri iade ediyor. Gösteriyor ki ben rahmet sahibiyim. Hem de nasıl bir rahmet sahibiyim? Yani binlerce tür, binlerce her bir türün binlerce tanesi, o binlerce tanenin binlerce hücresi, o binlerce hücrenin binlerce bilmem işte mitokondrisi, atıyorum lizozomu, şusu busu, o içindeki organellerden bahsediyorum, şeyin mikro hücrenin içindeki şeylerden, endoplazmik retikulumu, DNA'sı, şusu busu, her şeye ayrı ayrı ikramlar, canlılık, cansızlara da ikramlar var. Onlar da mesela varlığa çıkışlarında, varlıktan varlığa geçişlerinde, cansızlıktan canlılığa geçişlerinde ihsana mazhar oluyorlar aslında. Gibi gibi bütün bu terakkiyatları, değişimleri, dönüşümleri, yeniden gelişleri hep bu rahmetin içinde görebiliriz. Yani baharın bize hissettirdiği şu, Allah geri veriyor. Allah geri veriyor, Allah ihsan ediyor, Allah yaratıyor. Bunu niçin yapıyor? Onu ne mecbur ediyor? Haşa. Hiçbir şey onu mecbur edemez. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Samediyeti budur. Bize bunu anlatır. O halde bu bir rahmet eseri. Devam ediyoruz. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. Bak, bir baharda bu kadar canlıyı diriltti. Bu kadar farklı farklı türü ve o türün her bir bireyini yeniden halk etti, varlığa getirdi. Varlıkla tanışmış olanlar vardı. Onları mesela kışın uykusundan uyandırdı. Tekrar o yeşil şeye saldı, doğaya saldı. Rızıklarına gönderdi. Rızıklarını onlara gönderdi. Bir sürü şey oldu. Bunu yapan Allah, karıncanın sesini işiten Allah. Yani gece karanlığında karıncanın sesini işiten Allah. Hocalarımız böyle dua ederken bunu çok kullanırlardı. Benim de aklımda kalmış. Gecenin karanlığında karıncanın sesini işiten Allah. Benim sesim işitmez mi? Ben ölmüşüm, beni diriltmez mi? Sineği diriltiyor. Ağacı diriltiyor. O kışta uyumuş mahlukatı diriltiyor. Beni diriltmez mi ya? Ben onun incisiyim. Hani hakkını veriyorum, veremiyorum ayrı. Ama bende ne büyük bir hilkati var. Benim yaptığım işler var ki onlar başka varlıklar yapamıyor. Ben onu tanıyabiliyorum. Onu tesbih edebiliyorum. Onu tazim edebiliyorum. Yani dua ediyorum, tefekkür ediyorum. Kendisini bilebilme nimetini bana bahşetmiş. Ne latifeler vermiş her birisiyle onun bir esmasının gölgesindeyim. Belki çok esmasının gölgesindeyim. Ben böyleyken ben ziyan edilir miyim ya? Ve hemen arkasındaki şey, o her şeye hakkıyla kadirdir. Evet, o her şeye hakkıyla kadirdir de bize zaten baharda gösterdiği şey, gücüm yetiyor. Sen benim gücümden hariçte kalamazsın. Dağları yerinden oynatıyorum. Sen küçük bir kayasın, seni kaldırmamazlık etmem. Gibi bir mana var bunun içinde yani. O kadar türü, o kadar canlıyı diriltmişim. Her şeye gücümün yettiğini göstermişim. İnsanoğlu, sen kendi durumundan çok şey yapma, şüpheye düşme yani. Endişelenme, senin işin bir şey değil. Bir İsrafil aleyhisselam sura üfler, hepiniz dikilirsiniz ayağa, topraktan kalkarsınız. Alemde neler yaratılıyor her an. O alemin daha yeni oluşan yerleri var, çok uzaklarda, milyonlarca yıl, milyarlarca yıl ötelerde belki. Bakıyorsun yeni yeni yıldızlar oluşuyor. Allah yokluktan varlığa yıldız çıkarıyor, gezegen çıkarıyor, kara delik çıkarıyor. Ya onları çıkarıyor, sen nesin ki yani? Senin kütlenle, cisminle. La ahir, evet. Gibi manalar bu ayette var. Pekala. Suretler bahsinde geldiğimiz için metni tekrar baştan okumayacağım. İkinci sureti okuyacağım. Ve ikinci suretten itibaren tefekkürümüze
devam edeceğiz. Ama kıssanın başını merak edenler isterlerse 10. sözün başından itibaren okuyarak buraya gelebilirler kendileri. Veya geçmiş derslerimize müracaat edebilirler, ne konuştuğumuzu merak ediyorlarsa. Ben tekrar tekrar dönüp süremizi zaten giriş kısımdan uzun yaptığım için süreden biraz araklıyorum. Bari ilerlemiş olmak için de ondan sonrasında metnin tamamını okumayı terk edeceğim. Bunu geçmiş derslerimizde söylemiştim. İkinci suret. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef, erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane tağımlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Affedersiniz. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziyane bir havf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bir sürü şey söylendi. Bakalım nasıl altından kalkacağız yani aslında. Bunların her birisi üzerine konuşulsa belki bir saati doldurabilecek içeriğe sahip hakikatler, dünyayı kavrayan, kapsayan kanunlar, yasalar ve göstergeler, her yerde tezahürünü gördüğümüz göstergeler, onları Bediüzzaman Hazretleri bize suret şeklinde verdi. Birinci sureti konuşmuştuk. İsterseniz birinci suretten önceki paragrafı bir okuyayım. Çünkü suretlerin amacı ne, onu hatırlamak için. İki kişi var. Bunlar varlığın hikmeti, Allah'ın varlığı üzerine tartışıyorlar. Bir tanesi önce Allah'a inanmadığını söylüyor. Diğeri onu ikna ediyor Allah'ın varlığını. Sonra ya diyor, Allah varsa da karışmaz diyor benim ettiğime diyor. Benim yaptığım ona ne zararı olur falan diyor. Yani ateistlikten deistliğe geliyor. Ama diyor bu sefer diğeri, yani Allah bu dünyada şimdi senin bulunduğun anda, yaşamda her şeyin cezasını, müeyyidesini hemen uygulamıyor olabilir. Fakat düzen gösteriyor ki bu işin bir hesabı olacak diyor. Öteki de diyor ki ya öyle bir şey olur mu falan filan. O onu dediği an arkadaşı bunu diyor. Bunun üzerine Emin arkadaşı dedi. Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel had ve hesabı olmayan delail içinde 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var, bir dar-ı mükafat ve ihsan ve bir dar-ı mücazat ve zindan var. Hem bu memleket her gün bir derece boşaldığı gibi bir gün gelir ki bütün boşalıp harap edilecek diyor. Mevzu buradan başlıyor. Birinci sureti okumuştuk. İkinci sureti de şimdi okuduk. İnce tefekkürüne başlayalım. Bu gidişata, icraata bak. Bu gidişata, icraata bakmak önemli bir tavsiye.
Kur'an'ın da bize çok yaptığı bir tavsiye. Deveyi görmezler mi? İşte şuna bakmazlar mı? Bunu görmezler mi? Hiç düşünmezler mi? Akletmezler mi? Kur'an'da buna benzer bu terkip içinde birçok şeyin bize aktarıldığını, vurgulandığını görürsünüz okuduğunuzda. Cenab-ı Hak kainattaki ayetlere dikkatimizi çeker ve sanki şunu murad eder. Böyle hissederiz okuduğumuzda. Onlarla birebir ilişkiye girmemizi istiyor Cenab-ı Hak. Bunu sen düşün, bak. Bunu sen düşün. Buna sen bak. Bunu senin görmen için zaten indirdim, yarattım. Sen de şu an onların içinde yaşıyorsun. Bunun hakkında sen düşün. Bunun hakkında aklını sen çalıştır. Bunu sen tefekkür et. Niye bu şeyi vurguluyorum? Ya başkasından alma hemen. Veya şöyle söyleyelim. Temel bilgiyi başkasına bırakma. Kainatın temel tefekkürünü diyelim ya da. Bunu ikinci, üçüncü kaynaklardan alarak geliştirme gibi sanki bir şey var. Bununla şunu kastediyorum. Mesela bugün biz bir varlık algısı geliştiriyoruz ama bu varlık algısını bize gösterilen belgesellerle geliştiriyoruz mesela. Devenin üzerine kendimiz düşünmüyoruz. Deve üzerine yapılan yapımlar var. İşte belgeseller şunlar bunlar. Onları izliyoruz ve onlar vasıtasıyla bir şey geliştiriyoruz. Bu bilgi doğru da olabilir. Hani ki biz de kullanıyoruz mesela yazılarımızda, tefekkürlerimizde misal verirken onları doğru da olabilir ama yanlış da olabilir. Yani o aradaki berzah ya da taşıyıcı mesajı çarpıtıyor olabilir. Mesela bir sosyalistle oturduğunuzda, bir ateistle oturduğunuzda, bir deistle oturduğunuzda adam size öyle bir varlık anlatır ki, kainatı öyle bir anlatır ki, alemi, yaşayan canlılar, onların arasındaki ilişkiyi, fiziği, kimyayı, biyolojiyi öyle bir anlatır ki, Allah'a koyacak yer bulamazsınız o kainatta, onun anlattığı o yerde. Yakıştıramazsınız da yani Allah'a o şeye. Düzene, yani daha düzen demeyeyim de o şeye. Düzmece sahneye diyelim ya da öyle söyleyeyim ben. Orada adam öyle bir alem oluşturmuş ki kafasında hep zulüm, hep şiddet, hep acı, hep kötüler kazanıyor, hep iyiler kaybediyor falan filan, hep mazlumlar ezilmekte. Hep zenginler yaşamakta falan filan böyle bir algıyla geliyor size, onu da size yüklüyor. Şimdi o algıyı ondan aldığınız zaman doğrudan kainattan siz pak, temiz, kirlenmemiş, başkalarının çamurları bulaşmamış, izimlerin çamurları bulaşmamış alem algısını almadığınızda bu defa o varlık algısıyla kendi marifetiniz zedelenmeye başlıyor. Belki bir noktada siz de diyorsunuz Allah korusun ya hakikaten bu kadar zulüm Allah varsa bu nasıl olur ya falan filan. Sizi kötü yerlere götürebiliyor. O yüzden o geldiği toplumu düşünelim Kur'an'ın ilk indiği müşrikler var. Onların oturmuş, yerleşmiş belki bir alem algısı var. Müslümanlık yeni geliyor. Cenab-ı Hak diyor ki kendi alem algınızı geliştirin. O şuna bakmazlar mı, bunu görmezler mi, şunu düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi gibi emirlerde o şey de var. Aleme bizzat kendiniz müracaat edin. Ben bunu böyle ince manalarına indiğimde işte az önce söylediğimi görüyorum. Bir de mesela şunu görüyorum. Ya bize mesela Batı'da şunu yapmışlar, bunu bulmuşlar, şunu şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş, bir sürü bilgi geliyor. Sosyal içerik liste geliyor, bilimsel içerik liste geliyor, tıbbi olanı da geliyor. Ya buna bir bakalım bu mesela hepsi bunların temiz bilgiler değil. Zaten bugün mesela sosyal medya bir kirli bilgi sağanağı gibi. Çarpıtma sağanağı gibi, yönlendirme, algı mühendisliği, toplum mühendisliği sağanağı gibi. Bunun çok araçları var. Biz kendimiz doğrudan eşyaya bir bakalım ona fikrinden vazgeçmeyelim. Kur'an'ın bize tavsiye ettiği o. Özellikle karşı mahalleden gelen şeyler için söylüyorum. Bizim mahallemizin bilgisi zaten bizim alimimizin, ulemamızın bilgisi veya işte bizim naslarımızdan gelen bilgi. Bu zaten bizim bilgimiz.
Ha, onun da mesela belki üstünde daha bir şeyler koymak için derinleşebiliriz kainat tefekküründe. Üstad Hazretleri baharı şöyle tefekkür etmiş. Ben de bakıyorum bunu görüyorum. Üstüne kendi tefekkürümüzü de katabiliriz. Kendi tefekkürümüz, şahsi tefekkürümüz, kendi bulduğumuz bilgi daha bir sahiplendiğimiz bilgidir. Merhum Esat Coşan Hoca Efendi, Allah ondan razı olsun, kabri pür nur olsun. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Hadis-i şerifini yorumlarken Ramuzül Ehadis derslerinden birisinde şöyle bir izah yapıyordu. İnsan diyor bazen kendisi tefekkür ederken öyle bir şey açılır ki diyor kafasına. Onun diyor sağladığı feyz veya kattığı iman bir sene nafile ibadette bulunmayabilir diyor. İnsanda şey vardır çünkü kendi bulduğuna bir düşkünlük veya kendisine açılana bir düşkünlük, bir ardına düşme, ona daha sağlam bağlanma vardır. Burada diyor bu da var. Bizi tefekküre teşvik de var. Geliştirin bilginizi, arttırın bilginizi, koyun üstüne her biriniz tek tek çalışarak ehl-i sünnet usulü içinde, o seleften bize tevarüz eden ilim usulü içinde geliştirin bilginizi, arttırın her sene, her asır birey Müslüman sayısınca o bilgi artarak devam etsin. Dillere, renklere, zihinlere, bakış açılarına dönüşsün. Çünkü hepiniz Allah'ın yaratılmış hikmetli bir aynasısınız. Her birinizde farklı bir tonda, oranda, belki renklerde esmalar tecelli ediyor. Bulansın her birinizin renklerine o ayetlerin tefekkürü. Bu var. Çoğalsın yani. Ama diğerinde şu da var işte. O bir saatte kazandığınız şey bütün hayatınızı etkileyebilir. Hatta o bir saat sayesinde bütün hayatınız değişebilir. Bişri Hafi, Kuddisesi Ruh hayatı nasıl değişti? O işte Kur'an harfi miydi, Allah lafzı mıydı? Çamurda buluyor sarhoş dolaşırken onu çamurdan çıkarıyor, temizliyor. Bakın o belki onun topu da bir saat süren bir olaydı. Ama onu ne yaptı? Bak sarhoşluktan evliyalığa çıkardı. Nereden nereye? Cenab-ı Hak kime nerede bahşedecek bilemiyoruz ki. O yüzden o kapının dilenciliğidir tefekkür, yani vazgeçmemek lazım. Yine mesela öyle Yusuf İslam mesela, Cat Stevens nasıl Müslüman oldu? İşte diyorlar Yunus suresini, pardon Yusuf suresini okurken orada anlatılanın kendisi olduğunu anladı falan. Belki olayın tamamı bir saattir. O sureyi okuyup kendisiyle bağlaması ama bütün hayatını değiştirdi gibi gibi manalar var. O yüzden şu gidişata, icraata bak. Bizzat sen bak. Senin usulünle bak. Kimliğinle bak. Tefekkürünle bak. Renklerinle bak. Aleminle bak. Esma-ül Hüsna'yla bak. Ama sen olarak bak. Sen bak. Bu var yani bu şey emrinde. Yani bu gidişatı icraata bak emrinde Bediüzzaman Hazretleri'nin ikinci suretteki bu başlangıcında o Kur'an'daki ayetlerin de hissesi var yani. Bakmazlar mı görmezler mi buyurulmasının burada hissesi var. Evet biz bakmalıyız, biz görmeliyiz, biz düşünmeliyiz. Kendi fikrimizi, zikrimizi, tefekkürümüzü geliştirmemiz için. Nasıl? Evet bu gidişatı icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef, erzak veriliyor. Nasıl en fakir, en ihtiyaçlı, en zayıftan tut, güçsüzü, ta herkese mükemmel, o mükemmel yani kemalde, mükellef. Mükellef ne demek? Bakalım. Sözlük anlamı neymiş? Ne dediğini anlıyoruz ama sözlük anlamı ne? Mükemmel şekilde hazırlanmış diye verilmiş burada. Evet, mükellef bir ziyafet deriz mesela. Her şey hazır. Ya da şey deriz. Bir kuş su tesis falan deriz. Mükemmelliği anlatmak için. Çünkü kuşun sütü yoktur aslında. Yani onun yokluğu aslında eksiklik ifadesi değildir. Kemal ifadesidir. Kuş sütü eksik derken her şey tamam demek istiyoruz yani. Evet. Evet.
Nasıl en fakir en zayıftan tuttuğu herkese mükemmel mükellef erzak veriliyor. Düşünün, tek hücreli bakterinin de erzakını Cenab-ı Hak veriyor. Binlerce yıldır, on binlerce yıldır, milyonlarca yıldır hayatı devam ediyor. En büyük filin de Cenab-ı Hak rızkını veriyor. Onun da varlığı binlerce yıldır devam ediyor. Onun da rızkı var, bunun da rızkı var. Hepsinin kendisine göre başka başka dişleri var, sindirim sistemleri var, ne bileyim yeme şekilleri var, lezzet algıları var. Mesela işte zürafaya neyi versen yiyor, başka bir şey versen yemiyor. File şunu versen yiyor, bunu versen yemiyor. Maymun öyle, maymunun kendi içinde türlerinin huyları başka başka falan filan. İşte köpekler ayrı, kediler ayrı, şu ayrı, bu ayrı. Hepsi rızkını yiyor. Çok büyük bir iş bu. Biz mesela büyük bir organizasyon olsa, işte 100 kişi, 200 kişi abi, herkes tıkır tıkır yemeğini aldı. Hiç kimsenin çorbası soğumadı, çayı soğumadı. Hiç kimse garson bir baksana diyemedi, ihtiyaç duymadı yani. O kadar güzel oldu icraat dense, böyle bir davet vuku bulsa, deriz ya ne organizasyon ya, helal olsun adamlar, ne masraf etmiş, nasıl başarmış bunu. Yani hiç acaba demedik ya, her şey tas tamam, tuzluğundan bilmem biberliğine şusuna busuna, benim yemeğim gelmedi diyen olmadı falan. Tabaklar o gitti o geldi falan, kaç kişi çalıştı falan filan, neyse. Mübalağa edelim o şeyi. O edelim mübalağa da, ne kadar mübalağa etsek ondan kaç katı kainatta zaten devam ediyor. Nasıl en fakir en zayıftan tut, ta herkese mükemmel mükellef erzak veriliyor. Veriliyor kardeşim, yoksa bu kainattaki canlılığın nesli tükenirdi. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Kim bu kimsesiz hastalar? Gerçekte kimsesiz hastalar da olabilir bu insan nevi içinde. Ama bir de şöyle düşünün. Canlılar aleminde bir tek şifa bekleyen insan mı? Ya öyle canlılar var ki mesela bir rahatsızlık kapıyor mesela, onun şifası da ona ilham olunuyor. Hani derler işte köpekler zehirlendiği zaman gidip ot yerlermiş kusmak için. Bir ot varmış dağda, o otu yedikleri zaman kusmaları geliyormuş, kusuyorlarmış, zehirlenmenin etkisinden kurtuluyorlarmış. Gibi gibi, bunu başka hayvanlar hakkında da söylerler. Bak, kimsesiz köpeğin kimi var? Ama şifa da ilham ediliyor ona. Nasıl olacağı söyleniyor ona sanki. Gidip onu buluyor. Başka canlılar için de çoğaltabiliriz bu örnekleri. Benim aklıma bu geldi. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar. Yani kıymetdar ve şahane yiyecekler. Kaplar, murassa nişanlar, yani sanatlı. Murassa sanatlı demekti galiba. Kıymetli taşlarla süslenmiş nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bu müzeyyenle murassa arasında fark vardı ama şimdi aklıma gelmiyor. Bir kitapta okumuştum. Müzeyyen boyayla mı yapılandı? Murassa taşla süslemeydi, müzeyyen boyayla süsleme miydi? Yani bunların arasında da nüanslar var. Murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Var mıdır? Vardır. Baharda biz bunu müşahede ediyoruz. Kimler neler besleniyor yani? Arılar ayrı besleniyor, karıncalar ayrı besleniyor, kuşlar ayrı besleniyor, aslanlar, geyikler, dağda işte gezinen canlılar ayrı besleniyor. Her bir canlıya Cenab-ı Hak ayrı ayrı sofralar kuruyor. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. Ha pardon, yukarıdaki cümleyi biraz daha konuşalım. Şimdi kıymetler, şahane taamlar dedi. Yiyecek kısmını anladık. Varlıktaki o meyvelerden tutun, bala gelin, ne bileyim
daha sayamayacağımız kadar yemişler, toprağın altındakiler, ağaçlardan bitenler vesaire, bunlar var. Kaplar, onlar bir canlının ne diyeyim, üzerinde yaratılan şeyler. Onların bir de kapları var. Meyvenin güzel içeriği var ama bir de onun dışındaki albenisi var, değil mi? Yani meyve öyle görünüşü çirkin bir şekilde verilmiyor size. Elmaya baktığınız zaman dekoratif bir şey gibi duruyor. Hatta insanlar evlerine o sahtelerinden, plastiklerinden veya işte ağaçtan yapılmış, elmaya benzetilmiş, üstüne vernik sürülmüş falan şey yapıyorlar, süsleme. Neymiş işte, natürmont mu diyorlar ona, böyle tabağın içinde bir sürü meyve ama plastik falan duruyor masanın üstünde. Yensin diye mi duruyor? Yok, yenmez zaten, diş geçmiyor da süs diye duruyor. Güzel çünkü, dışı bile güzel, dekoratif, birbirine yakışıyor. Muzu, portakalı, şusunu busunu hangisinin yanına koysan hiçbirisi ya bu çirkin oldu demiyor. Bu çok ilginç bir şey değil mi? Yani hiçbirisi diğeri benim yanıma yakışmadı demiyor ya. Lahananın yanına başka bir şey koyuyorsun. Tatlının yanına tuzluyu koyuyorsun. Abi hepsi birbirine yakışıyor ya. Gözüm böyle şenleniyor yani. Ne güzel olmuşlar yan yana diyorsun. Bu çok değişik bir iş işte. Ona dikkat çekiyor. Tamam, ayrı yiyecek kısmı. Bir de kap. Kapı da güzel. Murassa nişanlar. Üzerine taşlar diyor konulmuş. Süslenmiş taşlarla. Müzeyyen elbiseler. Şimdi bunlar açılacak ileride. Bu elbiseler ne? Bitkilerin de elbisesi var. İşte o dedik. Elmanın kabuğu, elbisesi. Armudun kabuğu, elbisesi. Muzun kabuğu, elbisesi. Veya diken mesela. O da o kendi şeyinin elbisesi. Korunmak için zırh giymiş. Muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Yani kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs en büyük bir itaatle mütevaziyane bir havf ve heybet altında hizmet eder. Bakın, biz kendi alanımızı esas görmemeliyiz. Merkezde tutmamalıyız. Tefekkürümüzü yaptığımız zaman büyük resme bakıp bizim oradaki durumumuzu teşhis etmeliyiz. Ben şimdi burada kafama göre takılıyorum. Bana Cenab-ı Hak cüz'i bir irade serbestisi vermiş. Ama bir saniye, bunu bana sadece vermiş. Bir etrafıma bakıyorum ki yok, başka serbestlik verilen yok. Herkes sıkı bir nizam içinde çalışıyor. Ya koskocaman galaksiler, hepsinin yörüngesi var. Şaşmadan binlerce yıldır, milyonlarca yıldır bunlar devam ediyor. Halley kuyruklu yıldızının neydi o yörüngesi, 75 yılda bir mi, 80 yılda bir mi dünyanın yakınından geçiyor mesela, dünyadan gözüküyor. Bak, kim bilir ne kadar büyük bir kütle, nasıl bir hız. Ama belli bir yörüngeden sapmadan dönüyor. Bu büyük kudreti kim tutuyor, kim onu korkutuyor da tabiri caizse yerinden kımıldamamasını sağlıyor. Nizam içinde hareket etmesini sağlıyor. Güneş birden patlamıyor da senelerce ağır bir yanmayla devam ediyor. Süre ne kadar? Milyonlarca yıl, milyarlarca yıl belki süren bir yolculuğu var onun. Kim tutuyor buradaki odunu, kömürü birden yanmaktan engelliyor? Gibi gibi. Odunu, kömürü dedim, şimdi takılmasınlar buna izleyenler. O helyum, hidrojen mevzusu orada. Füzyon gibi bir şey oluyor ama odun kömür bizim aklımızı yaklaştırma şeyi. Evet, bunlar böyle hepsi tam nizama uygun hareket ediyorlar. Bilimler de bize bunu anlatıyorlar zaten. Bilim dediğin şey kainattaki nizamın deşifresi gibi. Biz ancak bunu anlıyoruz. Ha, şu kütle çekim göğe atılan şey, ha şu kanuna göre şu düzende düşüyormuş. İşte gezegenler birbirini şu düzende çekiyormuş. Işık şu düzende kırılıyormuş. Sıvılar şu düzende kaynıyormuş. Katılar şu düzende sıvıya dönüşüyormuş. Düzeni fark ediyoruz biz. Bilim dediğimiz şey bu. Düzende mesafe alıyor. Düzenin bir yeri daha açılıyor bize. Ha diyoruz, bak bu böyle oluyormuş. Bazen de o sadece öyle olmuyormuş. Şu yönü de varmış diyoruz mesela. Zamanla gelişiyor bilim. Cahilliğimiz zamanla azalıyor.
böyle bir şeyler oluyor kainatta sürekli. Herkes bak diyor, bak senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs en büyük bir itaatle mütevaziyene bir havf, yani korku, alçak gönüllü bir korku. Mütevazilik öyle söylenir. Aslında tevazu vaz edildiğin gibi olma. Konulduğun yerde durma. Sana yakışan şekilde davranma gibi gibi. Mütevazi yani havf, yani korkman gerekiyor, korkuyorsun. Ve heybet altında hizmet eder. Yani bir haşmet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, ikramı, cömertliği, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Bak, hem keremi, hem merhameti var, hem izzeti, hem de celalli bir haysiyeti, namusu var. O nereden çıkıyor, bu nereden çıkıyor? İşte saltanatın iki gereğinden çıkıyor bu. Mesela çocuk eğitim, ya saltanat, yukarılara götürmeyeyim sizi. Çocuk eğitimine gelelim. Ya bir çocuğu nasıl terbiye edersiniz? İki şekilde. Yani ana başlığı ikidir bunun. Ta o evin içindeki yönetimde bile, yani o en küçük dairede bile, aile, çekirdek ailede bile ikidir. Ya o çocuğu korkutursunuz, cezalandırırsınız. Saltanatınızın celal tarafıdır bu. Ya da o çocuğu ödüllendirirsiniz, şevklendirirsiniz, hediyelendirirsiniz. Cemal tarafıdır bu saltanatınızın. Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı nasıl ayrılıyordu? Daha önce konuştuk. Celali isimler, cemali isimler. Bakınız buradan baktığımız zaman Cenab-ı Hak varlığı iki şekilde de istihdam ediyor. Bir, saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Ya bize nimetlerin içine bir lezzet koymuş, bizim için bir ücret koymuş, içimize bir şevk koymuş, onunla çalıştırıyor bizi. Seviyoruz ya, beslenmeyi seviyoruz, yemek yemek bizim için lezzet. Ama onunla bizi Allah çalıştırıyor aslında. İneği bir balya samanla çalıştırıyor mesela. İneğin önüne koyuyorsun bir balya samanı, senin yediğin Adana veya işte Urfa kebaplarında belki o lezzet yok. Biz küçükken böyle karpuz kabuklarını, artan kabukları falan, yani yediğimizden kalanlar atmazdık. Kırsalda bunlar atılmaz yani, öyle şeyler. Ya ne yapardık? Onları poşetlerdik. Yanımızda, komşumuzda mesela inek varsa, ahırı varsa, o büyük bir zevkti benim için mesela, onu götürüp o ineğin önüne bırakmak. Gidersin sahibine söylersin, karpuz kabuğu getirdim, bırakabilir miyim falan diye. Onlar da izin verirler zaten. Abi o inek onu öyle bir yiyor ki, sen karpuzun içini onun kadar lezzetli yemiyorsun yani. O katır kutur kutur o karpuzu yeme sesleri. Ya bazen böyle şey derdim yani, ondan çekip ben mi yesem falan diye böyle. Çünkü iştahınızı açıyor onun o yiyişi. Bak onu onunla çalıştırıyor, ona o yetiyor. Ama insan daha başka bir alem. Arı daha başka bir alem. Arı çiçekle çalışıyor. Kediye bakıyorsun, başka bir alem. Herkes ona verilmiş ücretlerle, lezzetlerle, merhametle, keremle çalışıyor. Bu işin bu tarafı. Ama bir de hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Bir de yeri geldi mi cezası var, korkusu var, zarar görme endişesi var. Bu da bizi çalıştırıyor. Düşünüyoruz mesela, o şu olur başıma gelir, aman onu yapmayayım ben. Bu da çalıştırma. Veya işte ne diyeyim, ya geyik mesela aslandan kaçıyor. Geyik de çalışıyor, aslan da çalışıyor. Aslan lezzetle çalışıyor, o geyiği yakalasa ondan bir lezzet alacak, onun için çalışıyor. Geyik de korkuyla çalışıyor. Buna yakalanmayayım, onunla yakalanırsam hayatım söner diye çalışıyor. Cenab-ı Hak hem onu çalıştırıyor hem onu çalıştırıyor. Böylece bir hareket meydana geliyor ve o harekette tecelliler oluyor, Esma-ül Hüsna tecellileri. Bunu getirin getirin her daireye koyabilirsiniz. Mesela deprem oluyor, hepimiz korkuyoruz. Fakat o korkuda ne bereketler var. Nasıl mesela, işte İkram abi anlatmıştı bana, İkram Arslan, ben o büyük İstanbul depreminde
burada değildim, Allah tekrarını göstermesin. Ben memleketteydim, Sivas'taydım. İkram abi yıllar sonra işte kendi hatıralarını anlatıyordu. Şöyle demişti. Hani normalde sabah namazında bir saf olur olmaz namazda. Dedi, camiye girecek yer bulamadım o gün. Bak Allah bir salladı. Oradan ne mahsulat kaldırdı. Bu da bir mahsulat. Tesbih, tazim, ibadet, dindarlık. Biz bugün ağlıyoruz mesela, Müslüman gençler dini bırakıyor, dinden uzaklaşıyor, lakaytlaşıyor diye. Allah göstermesin, Allah bizi güzellikle tekrar yanına, yönüne çevirsin, imtihan etmesin ağır şeylerle, ağır korkular tattırmasın. Ama bak, kaşınırsak o da var. Yani Cenab-ı Hakk'ın azabı da var. Güzellikle gelirsen gelirsin. Güzellikle de çağırıyor seni, ibadetlere lezzet koymuş. Tesbihine, zikrine, zikrullah'a lezzet koymuş. Tefekkürüne lezzet koymuş. Dindar olmaya bir huzur koymuş. Güzellikle geldin, geldin. Gelmezsen öbür türlü de çağırır. O zaman gelirsin yani. Ama Cenab-ı Hakk'ın biz kereminden diliyoruz ki bizi öyle çağırmasın. İnşallah şefkatiyle, rahmetiyle terbiye etsin. Evet. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Yani cömertlik nimet vermek ister. İnam etmek, nimet vermek yani ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. Adam çok merhametli ama bir lira bile vermiyor. Böyle merhamet mi olur ya dersin. Adam çok merhametli ama sakalından tüy vermez. Şöyle dersin, nasıl bir merhamet lan? Nasıl bir tarif oldu? Bir tezat oldu bu cümlede dersin değil mi? Hepimiz deriz yani. Merhamet ihsansız olmaz. Vermesi lazım. Merhamet vermekle olur. Varlığından varlığına bağışlamakla olur merhamet. İzzet ise gayret ister. Şu adam çok izzetli ama hiç yerinden kıpırdamıyor. Olur mu ya? İzzetli adam bir hareket gördüğünde kendisine karşı hemen celallenir değil mi? Oradan anlarız. Ya dur, hemen celallenme. Dur bir hareket etme, sakin ol. Hemen niye hemen parladın falan filan deriz böyle izzetli şeye düşkün. Bir de izzetin diğer manaları neler? Burada verilmişlere bakalım. Şeref, üstünlük, yücelik. Evet. Bunlar gayret ister. Çünkü şeref gayretle yukarıda durur. Devam eder. Evet. Çok bizim padişah, çok süper padişah ama halkı için hiçbir şey yapmaz. Nasıl yücelik o? Dersin ki öyle bir padişah ki bizim padişah, öyle büyük bir sultan ki herkesin halini hatırını soruyor, herkes için çabalıyor, herkes için koşturuyor. Hah. Bak bu oldu dersin o zaman. Evet. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise, haysiyet ve namus, haysiyet neymiş, namus neymiş? Bakalım hemen. Şeref, itibar, değer, haysiyet buymuş. Namus, 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 namus. Namusu vermemişler. Yani namusun normal kavramın karşılığını biz biliyoruz da, toplumun arasında kullanılan. Bir de onun şey karşılığı var. Kalıp mı? Öyle bir şey daha var anlamı. Ama burada verilmediği için herhalde normal halk içinde kullandığımızı anlamak lazım. Haysiyet ve namus ise, yani itibar ve ne diyelim, çerçeve, kalıp sahibi olmak, sınırlar sahibi olmak, alan sahibi olmak. Namus böyle namusuma dokundu. Yani benim bölgeme girdi, sınırdan içeri girdi. Alanıma girdi, benim hakimiyetimi sorguladı gibi gibi manalar yükleyelim buna. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin teedibini ister. Edepsizi cezalandırmayan haysiyet olmaz. Namus olmaz. Edepsizlik yapıyorsa dayağını yer yani. Cezasını çeker. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetin de mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bakınız, işte o ayet-i kerimenin mantığı burada. Bahara baktık. Cenab-ı Hakk'ın kudretini, rahmetini anladık. Dedik ya, böyle bir kudret ve rahmet bizi öldükten sonra bırakmaz.
mutlaka bizi de tekrar dirildir. Çünkü hem kudreti yetiyor hem rahmeti gerektiriyor. Baharı gerektiren rahmet bizim de kalkmamızı, yani dirilmemizi gerektirir. Baharı dirilten, o kadar türü, o kadar türün bireyini dirilten kudret demek ki aciz değil. Bu kudret bizi de diriltebilir. Yani elinde hem imkan var hem gereklilik var. Rahmet gerekliliğe, kudret imkana bakıyor. Mümkünlüğüne bakıyor dedik ayette. Bakınız buraya da geldik şimdi. Cenab-ı Hakk'ın varlığa baktığımız zaman celali de var, cemali de var. Varlıkta bunu görüyoruz. O idarede, o intizamda hem düzenli devam edişte hem rızıklanışta, başka işte herkesin haddinde kalmasında, sınırlarından çıkmamasında, kimse kimseye zulmedememesinde mesela. En küçük canlı da yaşıyor, hayat hakkını alıyor. En büyük canlı da yaşıyor, hayat hakkını alıyor. Bu düzenin bu devamında gözüküyor ki Cenab-ı Hakk'ın izzeti var hem, cemali var hem, celali var hem. Eğer böyleyse tamam, alem böyleymiş, bundan böyle bir tefekkür aldık. Gidişat-ı icraata baktık, gidişat-ı icraat bize bu fikri verdi. Bu sefer kendimize döndük, dedik ki ya tamam, eğer Allah böyleyse bizim bu alemimizdeki işler tam öyle gitmiyor gibi görünüyor. Hani insanın has dairesine geldik, bizim yaşadığımız daireye. Zalim izzetinde cezasını görmeden, mazlum zilletinde hakkını alamadan gitti oluyor. Ya böyle bir Allah bu işi burada bırakmaz. Bak öyle bir Allah, kainat tefekküründen Allah marifetine eriştik. Öyle bir Allah, celal ve cemal sahibi Allah, nihayetsiz bir cemal ve celal sahibi, izzet sahibi bir Allah bu işi burada bırakmaz. Aldığımız ders bu. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde gidiyor olamaz. Netice ne? Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Demek ki bu dava bir yerde görülecek. Orada haklı haktan, haksızdan hakkını, haklı haksızdan hakkını alacak. Paylaşım olacak, adalet sağlanacak. Böyle devam edecek düzen. Yani boynuzlu koyun, boynuzsuz koyundan, boynuzlu koç, boynuzsuz koçtan mıydı? Tam hatırlayamadım. Hakkını alacak, öyle bir devir gelecek denir hep. Belki bir hadis de bu. Tam hatırlayamıyorum şeyini. İşte o gelmesi lazım. Çünkü o zaman kainattaki düzenle bizim buradaki serbestliğimiz uyumsuz oluyor. Bu uyumsuzluğu giderecek şey ahiret. Demek ki ahiret olmalı. Öyle bir Allah bu işi burada bırakmaz. Mesela diyelim ki bir adam var. Kimse de hakkı kalmıyor. Herkesten intikamını alıyor. Öyle bir adam düşün mesela. O adama çok büyük bir yanlış yapıldı. Ama adam hiç sesini çıkarmıyor. Dersin ki ya bak, bu adam bunu yapacak da zamanını bekliyor. Yani bu adamın tabiatı böyle içine atmak değil. Bu işte başka bir iş var. Bu vaktini bekliyor dersin mesela. Ortalık dindin mi, sakinleştin mi? Veya işte üzerindeki şüpheler dağıldı mı? Veya düşmanı gevşedi mi, gaflete düştü mü? Bu intikamını alır dersin. Daha insanda bunu dersin. Cenab-ı Hak da kudreti her şeye yeten de, unutması olmayan da, elbette ki Cenab-ı Hak mazlumun mazlumluğunu, zalimin zalimliğini biliyor. Kainatta o kocaman galaksileri, yıldızları yörüngesinden sapmadan çeviren, düzen içinde deviren, döndüren kudreti, bunların da adaletini sağlamaya muktedirdir ve onu yapacaktır. Biz sadece onun öncesindeyiz. Olacağın öncesindeyiz. Olanlar bundan ibaret değil, biz öncesindeyiz. Öncesinden olduğumuz için büyük resmi göremiyoruz diye bu tefekkürü geliştirebiliyoruz. İkinci surette bize bu tefekkürü aşılıyor, öğretiyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de süremizi doldurduk. Sadece ikinci sureti konuşabildik. Elhamdülillah. Güzel konuştuk. İnşallah Cenab-ı Hak bunlardan hissemizi ziyade eylesin. Feyzi Rahman'ını ruhumuza, kalbimize akıtsın. Ağzımızla, kafamızla konuştuğumuzu kalbimize, hayatımıza da indirsin. En önemlisi o. En önemlisi yaşamak, hakkını vermek. Cenab-ı Hak öğrettiği marifetin hakkını verenlerden eylesin bizi.
Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.